Anadolu Soruyor programına hoş geldiniz. Bu akşam çok değerli bir konuğum var. Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Sayın Koray Günger Şanal. Kendisiyle Ankara Shopping Fest'i, Ankara Ticaret Odası'nın yapmış olduğu hizmetleri ele alacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Koray Bey, tabii ilk defa sizi bu stüdyoda ağırlıyoruz. Öncelikle bizi kırmadınız, buraya kadar teşrif ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanları, yaptığımız hizmetleri aktarabilme fırsatını verdiğiniz için özellikle biz teşekkür ediyoruz. Efendim isterseniz Koray Güngör Şanal kimdir? Oradan tanıyarak başlayalım. Arkasından da gerek Ticaret Odası'nda yapılan faaliyetler, gerek Ankara Alışveriş Festivali'nde yapılan konuları ele alalım. Koray Güngör Şanal, Ankara Kazanlıyım. Evliyim. İki kız babasıyım. Allah bağışlasın. Kendim sanayiciyim. Sanayide iştigal ediyorum. Havalandırma klima cihazları imalat yapıyorum. Ankara Ticaret Odası'nda da 32. Meslek Komitesi'nden meclis üyesi seçildim. Meclisimizin de takdiriyle Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu'na seçildim. Yönetim Kurulu'nda da şu anda başkan vekili görevi yürütmekteyim. Efendim, sivil toplum örgütüyle ilgili çalışmalarınızı da biliyoruz. Sizin aynı zamanda müsiyatta da göreviniz var değil mi? Evet. Daha önceden ben müsiyatta çeşitli kademelerde çalıştım. Bu dönemde denetleme kurulundayım. Ticaret odasının yoğunluğundan dolayı arkadaşlardan daha pasif bir görevde yer almak istedim. Onlar da sağ olsunlar, buranın da sivil toplum örgütleri için önemli olduğunu evet belirttiler. Beraberce benim burada daha faydalı olacağımı, daha iyi hizmet edebileceğim kanaatıyla müsiyatta biraz görevimizi pasifize oldu. Evet oldu. Peki Sayın Şanal, tabii az önce güzel bir cümle sarf ettiniz. Dediniz ki sanayiciyim. Dün de ya da önceki gün Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan'ın bir açıklaması oldu. Dedi ki bir kalem oynatmayla zenginlik olduğu sürece özellikle inşaat sektöründe, imar sektöründe sanayici niçin üretim yapsın dedi. Sanayici olmak zor iş, değerli iş, üretim yapmak, alın teri dedi, önemli dedi. Siz bu konudaki görüşlere katılıyor musunuz efendim? İki gün evvel biz de Sayın Bakanımızla Başbakan evet Yardımcımızı ziyarete gittik. Aynı ifadeleri orada da kullandım. Çok doğru buluyorum. Sanayicilik zor iş. Biz 1968'den beri sanayinin içerisindeyiz. Baba ikinci kuşak olarak devam ediyoruz. Bir kalem oynatma dediği doğru. Çünkü böyle bir kazançlar, bir günde elde edilebilen bir kazançlar sanayide mümkün değildir. Biz yıllarca yeni bir üretim yapacağız, yeni bir istihdam sağlayacağız. O zaman benim hedeflerimin arasında 500 kişiye nasıl istihdam verebilirim diye bir hedef düşünürken bugün bunun yarısını 250 kişiye istihdam verebilecek duruma geldik. Ama inşaat sektöründe veya arsa sektöründe elde ettiğimiz, bizim de bazen öyle yatırımlarımız var. O kazançları sanayide elde etmemiz mümkün değil. Çünkü artık piyasalar öyle bir hale geldi ki rekabet has safhada. İmalatçının %5'lerle, %6'larla mal sattığı, üretim yaptığı dönemlere geldik. Yani imalatçı firmalar öyle %40'lar, %30'lar para kazanır, öyle kar marjları vardır derler ama bugünkü günümüz ekonomisinde, dünya ekonomisinde öyle bir kar marjları yok. Olduysa da zaten piyasada yok olursunuz. Çünkü bir tuşun evet ucunda istedikleri gibi satın almacılar her şeye rahatlıkla ulaşabilecek bir dünyada yaşıyoruz. Şili'den bana sipariş geliyor. Demek ki rekabet edebilecekseniz oralarda varsınız. Yoksa Şili
görmediğim, bilmediğim bir ülke hayal olur. Evet. Sayın Başkan, biraz da yavaş yavaş Ankara Alışveriş Festivali'ne gelelim. Daha sonra Ticaret Odası'nın faaliyetlerini değerlendiririz. Şimdi efendim, tabii 3 yıl oldu tam. Evet. Ankara Alışveriş Festivali ya da Shopping Fest diyelim. Bu düşünce nereden doğdu? Nasıl çıktı? Bugün geldiğimiz nokta itibariyle amacına ulaştı mı? İsterseniz, anladığım kadarıyla epey de bir hazırlık yapmışsınız Koray Bey. Şöyle, yani odamızdan da çalışarak geliyorsunuz anlaşılan. Odamızın da yaptığı, bu işi önemsediğinizi gösteriyor Sayın Başkanım. İşlerle alakalı bazı notlar aldım. İsterseniz hem de, isterseniz odadan başlayalım yoksa Shopping Fest'ten başlayabiliriz. Tabii. Shopping Fest, şöyle söyleyeyim. Ankara nasıl doğdu bu fikir efendim? Bu bizim başkanın fikri esas. Salih Bey bir fikriydi. Salih Bey tarafından bu organize edildi. Ve bence de çok doğru bir festival. Dünyada çeşitli ülkelerin, şehirlerin festivalleriyle tanındığını biliyoruz. Ankara'nın bir marka şehir, marka kent olması için biz buna dedik ki Ticaret Odası olarak katkı koyalım. O zaman da yönetim kurulundan bu fikir geçti. Büyükşehir Belediye Başkanımız, diğer Ankara'nın valiliğimiz, Sayın Valimiz, Turizm Bakanlığımız, çeşitli kurumlar buna destek verdi. Biz de buna öncülük edeceğiz. Ticaret Odası'ndan bütçe ayıracağız. Ankara'da bir festival havası, alışveriş festival havası, hem de esnafımıza bir ticari hızlılık, ivme kazandırma amacını güttük. Bu aynı zamanda, şu da var, bir turizmin de başlangıcı. Yani Ankara'ya, hepimiz Ankara'yı biliyoruz, yaşıyoruz. Ankara çok güzel, yaşanılabilecek bir kent. Ama bizim kültürel zenginliklerimiz çok fazla değil. Bir İstanbul gibi. Evet. Kültürel miraslarımız çok zengin değil. Bir Antalya gibi güneşimiz, denizimiz, kumumuz yok. Ankara'nın müzeleri çok, dünyada sayılı müzeleri olmasına rağmen Ankara müzeleri pek bilinmiyor. Ha, biz yabancı turistleri çekelim. Yabancı turistlere katkı koyalım, teşvikler verelim. Bu Shopping Fest kapsamında Ankara'da ağırlayalım. Hem Ankara'mızı tanısınlar, hem ülkemizi tanısınlar, hem de huzur içinde, eğlence içinde alışveriş imkanları bulsunlar diye bu projeyi başlattık. 3 yıldır devam ediyor bu proje. 2012'de ilkini yapmıştık. Bu ilkinde de kredi kartlarıyla alışveriş yapıldığı sırada bunu veri olarak alabiliyoruz. Bununla da ilgili bankalar arası kart merkezi var. Oradan çeşitli bilgiler, doneler aldık. 2012 yılı ile alakalı bazı, şimdi size veriler vermek istiyorum. Bu verileri de şöyle söyleyeyim. 2012'de %70 bankalar arası kart merkezinin verilerine göre %70 bir artış sağlandı. Kredi ticarette. Kartı, ticarette. Ankara'da. Aynı dönemde. Yani 2011 yılında bir sene evvel aynı tarihler arasında bankalar arası kart merkezinin vermiş olduğu verilere dayanarak da bu verileri söylüyorum. Bu artış nerelerde oldu? %70 kuyumculukta oldu. Ha, o dönem bizim Anadolu'nun düğün sezonunda olması dolayısıyla olmuş olabilir. Bu artış bu kadar yüksek olmuş olmasına bağlıyoruz. Gıda sektöründe oldu. Elektrik, elektronik eşyada oldu. Elektrik, elektronik eşyada mesela %39, %40. Mobilya sektöründe %39. Hava yollarında %34. Giyim ve aksesuarda %30, market ve alışveriş merkezlerinde %28 artış kaydedildi. Yani bu
doğru yolda olduğumuzun bir kanıtıydı. Daha sonradan bunu 2012 alışveriş 2012 yılında yapılan alışveriş festivalinde yabancı kredi kartlarıyla, yani yurt dışından almış olduğunuz bir bankadan kredi kartıyla, evet, bankalar arası kart merkezinden aldığımız verilerde de %33'lük bir artışımız var. Bu da ne demek? Türkiye'ye sadece kredi kartıyla alışveriş yapan yabancı sayısı da bir %33 artış olmuş, yani Ankara'ya. Bu da büyük rakam sayılır. Bu da çok büyük bir enteresan rakam. Yani bunlar bankalar arası kart merkezinden aldığımız veriler. Amacımıza da ulaştığımızda, yani yabancıların ülkeye gelmelerine teşvik etmek. Burada esas önemli olan hem ticaretin gelişmesi hem de Ankara'yı yurt dışında daha iyi tanıtabilmek amacıyla devam ediyoruz. 2013 yılında da bu veriler, yine bankalar arası kart merkezinden aldığımız verilerde %19.6 artış oldu. 2013 yılında bir düşme eğilimi görüyoruz. 2012'deki başarının biraz gölgesinde neden kaldığını görüyoruz. Neden diyoruz? O dönemde bilirsiniz Gezi Parkı eylemleri çıktı. Gezi Parkı eylemlerinde Ankara'da bildiğiniz üzere hepimiz yaşadık. İşte Tunalı'da, Kızılay'da olaylar oldu. Toplumda yani zaten psikolojik olarak bir karamsarlık hakim oldu. Kimsenin alışveriş yapacak havası da yoktu Koray Bey. Evet, yani 2012 yılında böyle bir şey oldu ama son bir hafta böyle bir şey sürdü. Ondan sonra festivalin eğlence kapsamı bunun da gölgesini ortadan kaldırdı. O %19.6 yani 6 artışın da, oran artışının da o son 2 haftada olan çalışmalar, gayretler neticesinde olduğunu düşünüyorum. Koray Bey, isterseniz bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra bu önemli konuya devam edelim. Evet sevgili izleyiciler, Anadolu soruyor. Sayın Koray Güngör Şanal'la reklamlardan sonra devam edecek. Bizden ayrılmayın efendim.